yandaş kanallarda tartışma programlarında yandaşların en sık yaptığı şey. Ben diyor buna inanıyorum. Bu mutlak doğrudur diyor. Bunu diyor kabul edeceksin. Tartışma bunun üzerinden devam edecek diyor. Ne mesela o? Parlamenter sistem kötüdür. Başkanlık sistemi iyidir. Bir kere diyor bunu kabul et. Bunun üzerinden tartışalım diyor. Şimdi parlamenter sistem neden kötüdür dedi. Bir şey söylüyor. Koalisyonlar vardı diyor. O gün koalisyonlar vardı. Bugün ittifaklar var. Bugün AKP, MHP, Büyük Birlik Partisi, Vatan Partisi, biraz Yeniden Refah Partisi yok mu? Var. İttifaklar var. Kaldı ki o koalisyonların da olabildiği parlamenter sistemle bugün başkanlık sistemi arasında farklara bakalım. Ben bir birey olarak başkanlık sistemi oylanırken ben hayır oyu verdim ve bugün yaşadıklarıma bakıyorum. Hayır oyu verdiğimde haklı olduğumu yaşadıklarımla görüyorum. Parlamenter sistemde bir kalemde elektrik ve doğalgaza %125 zam olmadı bu ülkede. Bugün bir elektrik faturası geliyor, bir doğalgaz faturası geliyor, evlat acısı gibi. İnsanlar nasıl ödeyeceklerini kara kara düşünüyorlar. Parlamenter sistemde ben pazara giderdim. Pazarda ilerlerken meyveciye sen bana bir meyve ayarla ben dönüşte alırım derdim. 2 kilo kayısı, 2 kilo kiraz, 2 kilo erik, 2 kilo çilek, 2 kilo muz, 2 kilo incir, 2 kilo üzüm doldurup elim kolum dolu bir şekilde eve dönerdim. Bugün başkanlık sistemi var. Pazarda beyaz lahanalar incecik dilimler halinde satılıyor. Bugün pazarda başkanlık sisteminde 13 lira olan bir kilo sebze için insanlar 10 liralık ver diyor. Pazarcı diyor ki abla bir kilo oldu diyor. Yok diyor. Boşalt. 10 liralık istiyorum. İnsanlar bu hale geldi. Ben eskiden parlamenter sistemde markete gidiyordum. Yoğurt almaya gidiyordum, yumurta almaya gidiyordum. Aa diyordum incir reçeli, aa keçi boynuzlu helva varmış. Ay şunu da alayım ya, vay şundan da alayım, aa ben bundan da alayım denerim diyordum. Bugün yoğurt almaya gidiyorum. Aa diyorum bu ne olmuş ya? Almaya gittiğim temel gıdayı alamadan geri dönüyorum. Eskiden arabama biniyordum. İstanbul'da tur atıyordum. Bugün 3 günde bir mazota 80 kuruş, 90 kuruş, 1 lira zam geliyor. Arabamı otoparkta çürümeye terk ettim. Bir yere gidip bir bardak çay içiyordum. 5 lira en kötü yerde. Artık çay içemiyorum. Eskiden tatillere gidebilirdik. Bahar aylarında internetten tur arardık. Güneye mutlaka gidebilirdik. Nadir de olsa yurt dışına gidebilirdik. Artık yurt dışı nerede? Bulgar geliyor, Edirne'de bagajını dolduruyor, götürüyor. Ben İstanbul'dan Edirne'ye arabamın deposunu dolduracak halim yok. Değil yurt dışı. Güney güney zaten hak getire. İnsanlar artık bu hale gelmiş, hayatlarından kısıla kısıla bir hal olmuşlar. Hala parlamenter sistem kötüydü, başkanlık sistemi iyiydi. Valla ben yaşadığıma bakıyorum, nereden nereye geldiğimi çok net görüyorum. Hiçbir algı operasyoncusunun, hiçbir televizyon programına çıkan, maaş alan insanların dediğine bakacak halim yok. Ben yaşantımda ne yaşadığımı çok net görüyorum.